Evet, merhaba Yüksel, Yücel Hançerli kardeşim. Merhabalar. Şimdi rahmetli babacığım İbrahim amca, İbrahim Hançerli, biliyorsun Adana'nın en eski fotoğrafçılarındandı, fotoğraf sanatçılarındandı, evet. Öyle diyelim. Evet. Bana kısa bir özet olarak şöyle bir, yani bu Hançerli, Foto Hançerli değil mi? Evet. Foto Hançerli'nin şöyle kısa özet bir tarihini yapar mısın? 4 tane dükkan var demiştin çünkü buraya evet. Kadar. Şimdi İbrahim Hançerli 1928 yıllarında işe başlamış. Fotoğrafçılığa başlamış. Daha sonra kendi dükkanı olan 1930 yıllarında Hançerli diye fotoğraf dükkanı açmış. Daha sonra Çakmak Caddesi'nde 1935-40'lar arasında dükkan açmış. 55 yıllarında Asya Sinema civarında İnönü Caddesi'nde ikinci dükkanını açmış. Daha sonra üçüncü dükkanı Atatürk Caddesi üzerinde fotospor olarak geçiyor. Daha sonra yola gittikten sonra dükkanı kapatıp 20 yıl aradan sonra çocukları Hançerli Fotoğrafçılık diyerekten 1997 yılında fotoğraf dükkanını tekrar faaliyete geçirmiş ve 2019'a kadar devam etmiştir. Bu 19'dan sonra da tarihi kapatarak evet, dijital fotoğrafçılık fotoğraf sistemiyle fotoğrafçılıkta gelecek arkadan çocuklarımız kendi mesleklerini yaptığı için devam ettiremediğimizden dolayı kapatmak zorunda kaldık. Yani bir tarih daha, yani bir tarih yaprağını daha kapatmış oluyoruz kapattık. Bu vesileyle. Bunu da ancak kitaplarımızla değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. O şekilde devam ediyoruz. Evet, tarihsel Adana ile ilgili çok güzel tarihsel kitaplarınız var. Bir tanesini ben de aldım. Evet. Ve internette, Facebook'ta Adana'nın eski fotoğrafları diye bir dernek değil de grup var. Evet. O gruba ben de üyeyim. Abin de. Evet. Yüksel de üye. Yani orada bayağı faydalı fotoğraflar gördük, yakaladık. Evet. O icabını ben bile faydalanabiliyorum bazı konularda. Tabii mutlaka. Yani önemli olan tarihimizi dışa yansıtmak. Dışa yansıtmak. Yoksa depolarda kalmış fotoğraflar bir işe yaramıyor. Yaramıyor. Paylaşım. Onlara bir paylaşım veya kitaplaştırdığınız zaman daha farklı oluyor ve bilgi sahibi oluyor insanlar. Bunu. Aynı şekilde. Adana'nın yaşantısının ne olduğunu biliyor. Eskiden bizi şalvarlı şeyli görürlerdi. Hor görürlerdi ama insanların daha medeni, modern olduğunu o kitaplarımızda görüyorlar. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Biz bu verdiğim bu röportajı. Yalnız ben de yanına geleceğim. Bir selfie yaparak programı kapatacağım. Tamam. Evet. Sevgili Yücel kardeşim, benim Nahit kardeşimin sınıf arkadaşı ilkokuldan. Gerçekten insanlar yaşlandıkça nostaljiye karşı bayağı büyük bir değer veriyor. Mutlaka. Şekil olarak. Peki Yücel'cim, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle de programı burada kapatıyorum. Abi yazın gelmeyeceksin ya Nahit ya. Yazın gelinmez vallahi. Bak
Hiçbir arkadaşa da tavsiye etmiyorum yani dışarı yerleşip uzun zaman Adana'ya gelmeyenlerin Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında gelmesini hiç istemem. Çünkü risk, risk. Abi bende şey yok ya, eski tür telefon benim ki hiçbir şey yapmıyor. Açamıyorum. Yok, yok, yok abi. Ben o şeyleri kullanmak istemedim. Ama şeye, mail adresimiz var mı bilmiyorum. Sende. Tamam, tamam. Tamam, olur, olur. Tamam. Vallahi mi? Allah Allah. Gönder gönder abi. Benim de vardır da kim bilir nerelerde ama sen gönder abi. Nostaljik değil mi? Evet. Sağ ol. Hadi. Var mı bir isteğin? Evet. Abi bir şey diyor musun? Fotoğraf makinesi yok. Ben bir şey demiyorum. Tamam. Hadi. Bir şey demiyormuş. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Hadi çok sevindim. Evet. Hadi, bu fotoğraf. Görüşürüz. Sağ ol. Arkadaşımız fotoğraf dükkanı eski İbrahim Hançerli amcamızın çocukları Yücel ve Yüksel, benim kardeşim Nait ve benim ilkokuldan arkadaşım. Kaç yıllık arkadaşız abi? 50 yıllık, 60 yıllık arkadaşız. 60 yıllık arkadaşız tabii. 60 yıldan da belki fazla. 60 yıldan da fazla. Fazla değil mi? Tabii. Yıl 1956'dan beri ben 56, sizi tanıyorum. Aynen. Abini tanıyorum önce. Ben de Nait'i ama siz 59'dan beri biz tanıyorum. Ben ilkokul, abin ilkokul 4. Ben ilkokul 3. Siz de Nait'le birlikte ilkokul 1. İlkokul 1. Bir de. Evet. Yani biz sizin abiniziz. Tabii. Aynen öyle. Bir nostaljik olarak müsaadenle şey çektim. Babanı da çektim. Tamam, şey olur. Bunu YouTube'a koyacağım. Tamam. Bendeniz YouTuber. Necip Köni. Tamam, kapatıyorum şu anda. Yayından çıkıyorum. Çek abi. Tamam, şöyle bir genel tekrar alıyorum. Dükkanınızı. Bu dükkan bence tamamen tarihi ve nostaljik bir dükkan.